Mesela bu aleme, alem-i şehadete, dünyaya gelişi sıraylıdır. Ama buradan gitmek sıraylı değildir. Yani benim çocuğum benden önce bu dünyaya gelemiyor. Ama benim çocuğum benden önce bu dünyayı terk edebiliyor, ölebiliyor. Çok hikmetlerinden bir tanesi şudur. Şimdi gelen alemi gaybtan gelen kime geldiğini bilmiyor. Bekleyen ben de kimin geleceğini bilmiyorum. Yani ben evlenirsem çocuğum nasıl olacak, kim olacak, kız mı, erkek mi, nasıl, beyaz mı, siyah mı vesaire bilmiyor. Bekleyen benim, gelen de o. Gelen kime geldiğini bilmiyor. Bekleyen de kimin geleceğini bilmiyor. Bir belirsizlik var. Peki buradan vefat ederken eğer vefat etmek sırayla olsaydı herkes sırasını beklene kadar canı çıkardı. Çünkü belli ölüm şeyi belli olmuş olur. Mesela bu köyde veya bu akrabada sıra tamamen bende. Diğerleri ne olur? Ömrünün yarısı gaflete dalar. Kaç yaşına gideceğim? 60 yaşım belli ya. 40 seneye kadar gaflete dalarım. Son 10 senesini ibadet yaparım. Demek ki bu mevcudat hareketlendirmekten ve gafletten kurtarmaktan ve ömrünün belli olmasından ortaya çıkan korkunç bir ölüm bekleyişinden kurtarıyor. Ne? Belirsizlik. İnsanı böyle yapıyor. Bu sefer kainatı dev devran ettiriyor, hareket ettiriyor. Mesela benim 6 günüm olsa, gene ağaç dikerim çalışırım. Ama bilsem ki 60 sene sonra vefat edeceğim kesin günüm belli olsa hiçbir iş yapmam. Yapamam. Mesela vefat eden de güzel söyledin. Ee, hani bu dünyada ben evlendim çocuk bekliyorum. Gelen çocuk kime geleceğini bilmiyor. Ben de bekliyorum da kimi geleceğini bilmiyorum. Belirsizlik var. Dünyadan da ahirete giderken bir belirlenmiş var gibi yani Allah'a gideceğiz ama e, belli değil tabi. E, i̇manı kazanacak mıyız, kaybedecek miyiz? Nereye gideceğimiz de belli değil. Cennet mi bizi bekliyor, cehennem mi? Nasıl ki çocuk, e, babam kim olacak belli değil. Bilmiyor. Baba da kimin kime çocuğum diyeceğim bilmiyor. Bir tanesine demiştim ki, e, babasına isyan ediyor. Allah ruhlarına ruhuna seni sana sorsa ruhuna sana sorsa dese ki ey Hasan ruhlar alemindeyiz bak bakalım burada bir sürü insan var senin baban olacak bir adamı sen seç. Hangisini kimi niçin neden seçecektin? O adamın için seçecektin ve anneyi o annen olacak kadını niçin, neden seçecekti? Babaya soruyorum, anne ve babaya soruyorum. Ey kulum, ruhlar aleminden buradan bir çocuk seç. Kimi, hangi çocuğu, kız mı, erkek mi, şu mu, bu mu? Kimi neden seçecekti? Bilmiyorum. O zaman ne olurdu biliyor musun? Korkunç bir kaos olurdu. Yani şöyle yapardık. Ben ben çocuğumu ben seçtim. Dünyaya gelsem Keşke bunu seçmeseydim ya. Başım kırılası be. Alan Nereden bunu şey yaptım? Hep keşke olurdu. Ya orada birisi de vardı orada mazlum mazlum duruyordu. Keşke onu seçseydim evlat. Çocuk da öyle diyecekti. Olan ben bu babayı niye seçtim ya? Keşke, keşkeler biter miydi? Bitmezdi. Peki seni buradan kurtaran nedir? Allah seçti. Allah seçince herkes razı. Hiç kimse keşke demiyor. Hiç kimse babam keşke şu olsaydı demez diyorsa gafildir, menfaat perestir, hayat perestir, pek edebi de gelişmemiştir. Çok tuhaf bir şeydir. Keşke o babam olsaydı. Değil ya. Ee, ondan sonra bu Peygamber hariç diğerine e, dermez. Niçin? Ne diyorsun ya? Usul bakımından Allah seçtiğini sen seçme edebini bulunma. Keşke bu olsaydı. Bu yanlış. Niye? Allah seçtiğini seçme. Tamam. Onun için bu ne yapıyor bu şey? Hem dünyayı hareketlendiriyor hem ahireti merak merakaver yapıyor. Mesela o zaman insan dört mevsimi yaşamazdı. Sabit olurdu ilkbahar veya sonbaharı yaşardı. Devamlı tebdil ve tebedül ediyor. Hani mektubatta sayfa kaçtı ya okuduğumuz yer? 286. İkinci remiz. Allah bu kainatı niye yaptı? Ee, niye yaptı da sabitli değil. devu devaran ediyor. Niye gelen gidiyor? Var olan da devamlı değişiyor. Ee, niye ölümü iktiza etmiş? Çünkü Allah'ta şunat-ı şu zatiye var. Şunat-ı şu zati merkezden muhita içerden içeriden dışarıya doğru şu şefkati mukaddese muhabbet-i şefki eee mukaddese surur mukaddese e, lezzeti mukaddese memnuniyet-i mukaddese iftihar mukaddesesi var. Bu şuunatından dolayı Allah bu kainatı devr-i ettiriyor. Altında da çok antika bir cümle söylüyor. Diyor ki ve o hadsiz faaliyet dahi hadsiz bir tebdil ve tahir ve tahvil. Ah bu tahvil var ya bu tahir, tebdil mesela. E, tebdil bedeline değiştirmek, bedelle değiştirmek. Yani yumurta ortadan kalkıyor, tavuk oluyor, çekirdek ortadan kalkıyor, bedeli geliyor, ağaç oluyor. Tahir, tahvil ve tahribi dahi iktiza ediyor. Benim çok hoşuma giden şunlar. Ve o hadsiz tahir ve tebdil dahi meft ve ademi. Mesela çekirdek şey olmak istiyor. Ağaç olmak istiyor. Çeki hiç ki hiçbir çekirdek çekirdek olarak kalmak istemez. Niye? Fıtratında evamiri tekminiyesinde şey vardır. İyiyim var. İncizap, iştiyak, İhtiyaç, meyil. Dolayısıyla ne demek bu? Çekirdek kaç olmak ister. Yumurta, tavuk olmak ister. İnsan ise, insan da bir çekirdeğe benzer. 18 bin alem olmak ister. Ondandır ki meft ve ademi, yani ölüm ve buradan kaybolmayı zeval ve firakı iktiza ediyormuş. Yani ölümün ana sebebi Allah getirip Allah haşa senin öl öldürmekten zevk almıyor şunat zatiyesindeki e, ölümü niçin iktiza ediyor? Şefkat, muhabbet, sur, sevk, surur, e, lezzet, memnuniyet, iftihar mukaddeseleri mefti iktiza ediyor. Yani çekirdek çürümesi lazım ki ağaç olsun. Çünkü çekirdek ağaç olmak nesindedir? İhtiyacı vardır, iştiyakı vardır, incizabı vardır, meyli vardır. Onun için meft o kadar güzeldir ki. Mevt olmasaydın 18 bin alem olamazdın. Mevt olmasaydın Allah'a göremeyecektin cennette. Mevt olmasaydı bir anda her yerde olamayacaktın. Mevt olmasaydın insanlık nakız kalırdı. İnsan çekirdek olarak kalırdı. Halikuhabbi ve neva. insan bir çekirdeğe benziyor. İnsan ağaç olmak istiyor. Peki bu dünyaya bak. Buradasın kanaat ediyorsun. Allah var. Allah görmek istemez mi? Herkes ister. Ama o yola istemiyor. Yani demek ki meft şunat-ı zat-ı iktiza ediyor. Peki şöyle diyorum mesela ölüm anında beni böyle birkaç defa yaşadım. Ölümle burun herkes yaşamıştır. Ölüm anında ben e, bir zehirlenme vesaire şurdum burada yaşadım. O anda şuurum varken şu şuydu. Öleceğimi hissetmiştim, yani öyle bir his geldi işte. Şöyle düşünüyordum, rahat ettim. Esma'nın bir meratibinden, mazar olduğum bir meratibinden, mazar olamadığım ve burada dünyada olma mümkün olmayan Esma ve sıfatın meratiplerine mazar olmaya gidiyorum. Esma mazar olamadığım Esma'nın mertebelerine mazar olmaya gidiyorum. Elhamdülillah. <laughs> Ölümü ne güzel anlattı ya. 24. mektup. Ölümü şu ona zaten iktiza ediyor. Seninle alakası yok. E ben ölüyorum sen ölmüyorsun. Sen yoksun ki zaten. Niye kendini say? Kendine vücut rengini ver ama ademe düşersin. Sen yoksun ki. Ölümden korkmanın sebebi kendine vücut rengi vermektendir. Sen yoksun ki zaten. Beden onun, ruhunun onun. Sen de Allah Allah. Buna bir inanabilsek var ya. Allah. Dünyada hoş. Nara'da hoş. da hoş. Yani, yani niye kendine sahipleniyorsun? Onun için eee <laughs>